Yerimizi alalım önce. Sonra biz bize konuşmanın kimseye faydası. Gel başka. Arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi değerli arkadaşlar, yaklaşık öncelikle buraya kadar geldiğiniz için, bize vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. 3 aydır değerli belediye başkan adayımız ve bizler şehrin bütün sokaklarında, bütün mahallelerinde, bütün kahvehanelerinde, vatandaşlarımızla, toplumla konuşuyoruz, dertleşiyoruz, problemleri yerinde dinliyoruz. Bunun yanı sıra projelerimizi anlatıyoruz. Bugün de sizin yanınızda hem sizi dinlemeye geldik, hem de arkadaşlar projelerimizi, sıkıntılarımızı, dertlerimizi size anlatmaya geldik. Fakat bu seçim sürecinde şöyle bir şey ortaya çıktı arkadaşlar. Ben çok lafı uzatmak istemiyorum ama ben şu kafadan içeri girdiğimde toplumda bir şey hasıl olmuş. Değerli belediye başkan adayımızı bir abi geldi, şunu sordu bana kapının ağzını, dedi ki Muhammed geldi mi dedi. Bir tane de Muhammed abiden yaş olarak, değerli başkan adayımızdan yaş olarak küçük bir kardeşimiz dedi ki Muhammed abi ne zaman gelecek dedi. Arkadaşlar bu bir samimiyet ifadesidir. Diğer partilerin adaylarına adı ve soyadıyla hitap edilirken Muhammed Gür abimize ismin hitap edilmesi bir samimiyet ifadesidir. Biz bunu çok önemsiyoruz ve bu çok önemli. Yani bu değerli belediye başkan adayımızın toplumda kabul gördüğünün en büyük göstergesidir. Yani kendinden küçüklerin abisi, akranlarının arkadaşı, büyüklerin de evladı gibi olmuş. Bunu hakikaten biz önemsiyoruz ve bu çok kıymetli bir şey. Siyasetin ötesinde önemli bir şey. Tabii bu sadece 3 ayda mı oldu? 2 ayda mı oldu? Hayır arkadaşlar. Şimdi hep ben bunu gittiğimiz toplantılarda söylüyorum. Belediye başkan adayımızın arkadaşlar diğer adaylardan bir farkı var. Bizim belediye başkan adayımızın bir hikayesi var arkadaşlar. Ta çocukluğundan gelen, gençliğinden gelen, öğretim hayatından gelen, esnaf hayatından gelen, bunun ötesinde arkadaşlar baktığımız zaman bir background var. Mimarlar ve Mühendisler Odası Başkanlığı, Ticaret Odası 2. Başkanlığı, Uşak Spor Başkanlığı, Uşak Sportif Başkanlığı, İl Genel Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı. İnşallah Allah'ın izniyle size destek verirseniz bu background'a, bu çizgiye bir çizgi daha koymak istiyoruz. Belediye Başkanlığı olsun istiyoruz. Şimdi çok da sözü uzatmak istemiyorum. Sizlerden bu süreçte arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Zaten toplumda bir mevzu hasıl olmuş durumda. Ben sözü değerli il başkanımız Naci Yıldırım'a bırakmak istiyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi partimiz ehil ve dürüst olarak Muhammed Gür kardeşimizi çıkarmıştı. Son günlerde çamur at izi kalsın politikası uygulanmaktadır. Bu Türkiye genelinde de var, Uşak'ta da var. Siyasetçinin işi bu değildir arkadaşlar. Siyasetçinin işi halkın sorunlarını çözmektir. Bütün adayların projelerle halkın önüne çıkması lazım. Bugün bir basın toplantısı yaptık. Bütün basın mensupları geldi. Ben isterdim ki bu basın mensuplarının içinde Efe gibi 4 tane belediye başkanı adayı çıksın. Halk da bunu görsün isterdim. Yani bunu sizler görmeniz lazım. Yani hangisi daha iyi? Hangisi daha dürüst? Yani bunları tartmanız lazım. Ne yazık ki gerçekten siyaseti böyle yapamıyoruz. Ben Muhammed kardeşime bu Uşak halkının benimsediğini görüyorum ve inşallah belediye başkanı olacağına da canı gönülden inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben ekibimi de tanıştırayım. Ben de Muhammed Gür. Başkanlarıma bu övgü dolu sözlerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 aya yaklaştık. Sahada dolaşıyoruz. Sahada geziyoruz. Sahada topluma kendimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. Benimle ilgili bölümü başkanlarım anlattı.
Tabii hep de şunu söylüyorum. Yukarılarda birileri birbirini kırıyor. Birbirine hakarete varan, kişilik haklarını zedeleyen konuşmalar yapıyor. Ama bizler hepimiz bu mahallede yaşıyoruz. Bu şehirde yaşıyoruz. Bu kahveye geliyoruz, birbirimizle oyun oynuyoruz. Aynı marketten alışveriş yapıyoruz. Sokağımızın fırınından, mahallemizin fırınından ekmek alıyoruz. Bu birlikteliği, bu kardeşliği bozmayacak söylemimizi, dilimizi bu şekilde kullanmamız gerektiğini inanıyorum. Toplumu bölen, birbirine düşüren, kamplaştırıcı üslup ve konuşmalardan artık kurtulmalıyız. Şehrimizin tamamını kucaklamalıyız. Şehrimizde yaşayan Romeni, Doğulusu, Batılısı, bu şehirlisi hepsine kucak açmalı, hepsini bir tutmalıyız. Onun için ülkeyi bölüp kendi safını sıklaştırmaya çalışan zihniyetlere de asla prim vermemeliyiz. Çünkü planlı ve maksatlı olarak, ama şunun farkında değiller. Bunlar tutmuyor. Bu çamurlar tutmuyor. Bu iftiralar tutmuyor. Ve giderek de toplumun bizi kucaklayan, bizi sahiplenen duygularıyla karşılaşıyorlar. O çamurun içinde kendileri boğulup gidecekler. İnanın, birçok gittiğim yerde bile şu an yarıştığım rakipler hakkında soru soran arkadaş kötü bir ifade kullanmaya çalışırken bile müdahale ediyorum. Müdahale ettim bugüne kadar. Hiçbir kişinin kişilik haklarına girmedim. Hiçbir siyasi partinin kurumsal yapısına laf etmedim. Kamuya ait alanlar dışında eleştirime hiç kimsenin şahsına girmedim. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazasız belasız, huzur içinde bu seçimleri tamamlamayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Seçimin sonunda kazanan kim olursa olsun, hepimiz ona sahip çıkmalı, alkışlamalıyız, tebrik edebilmeliyiz. Toplumun iradesine bu saygıdır. Bu toplum iradesine bu saygıyı hepimiz göstermeliyiz. Tabii projeler boyutuna geldiğimizde size şöyle bir bilgilendirme notu vereyim. Herhalde ülkemizin ekonomik sıkıntı içinde olmadığını, etkilenmedim diyen kimse yok. 3. çeyrekte -2, 4. son çeyrekte 2018'in -3 küçüldü. Ekonomi dilinde Durmuş Bey'le bu arada çok geziyorum, ondan da aldığım tüyolardan dolayı konuşuyorum. Bunun adı resesyon arkadaşlar. Ülke ekonomik küçülmeye doğru gidiyor. 2019'un Mart ilk 3 aylık çeyreğinin de eksiden farklı olmayacağını çok iyi biliyoruz. Peki ne yapmalıyız? Nasıl bir zorlukları, bu zorlukları bizler aşmalıyız? Artık belediye başkanları olarak biz yol yapmak, park yapmak, beşik koymak, spor aleti koymak gibi bunlar görevimiz, ayrı konu, ama artık bunun dışına çıkan, şehre katma değer katacak, şehre yeni vizyon katacak projelerle toplumun karşısına çıkabilmeliyiz. Uşak tekstil ve deri ağırlıklı bir şeye sahip, ekonomiye sahip. Yıllardır deri sanayinin içinde bulunduğu durumu hepiniz biliyorsunuz. Tekstilin de yavaş yavaş küçüldüğünü, belki birkaç ay önce çalışıp da burada işsiz olanlarınız da vardır. Yavaş yavaş oraların da küçülmeye gittiğini, vadelerin uzadığını, risklerin arttığını hepimiz aşikar bir şekilde farkındayız. Artık işsizliği de sadece belediyenin işsizlik bölümünü, burayı istihdam alanı haline getirerek esas yapmamız gereken toplum ve hizmet bölümünü
düşürecek bir çalışmanın içinde olamayacağımıza göre, burayı da bu şekilde değerlendiremeyeceğimize göre, artık Uşak'ın ekonomisini çeşitletecek projelerin önünü açmalıyız. Bununla ilgili birçok proje var. Ben kısa kısa isimlerinden bahsedeyim, sonuna bırakayım. Bu şehrin tarihi dokusunu yenileyeceğiz. Bu şehrin gelecek 50-100 yılına damga vuracak şehir master planlamasını yapacağız. Bu planlama tepe planı. Tepe bakış planı. Bunun birçok detayları var. Nedir bunlar? Şehir içinde yaşadığınız trafik sıkıntılarıyla ilgili çözümlemeler. Yeraltı, yerüstü otopark çözümleri. Şehir içinde yeniden bir ulaşım planı yaparak bu mevcuttaki ulaşımın aksayan noktalarını bilimsel verilere dayalı şekilde yeniden çözüm üretmek. İşte bu şehri üretmeyen İzmir-Ankara asfaltı üzerinde bulunan şehrimizin transit geçişleri, özellikle geçen de mesela trafik şubeyi ziyaret ettim müdürlüğünü. Orada çalışanlarla görüştük. Müdür Bey'in verdiği bu şehirde arkadaşlar Ankara-İzmir istikametinde günde 80 binin üzerinde araç geçtiğini söylüyor. 80 bin transit geç. Peki biz bundan ne kadar yararlanıyoruz? 10 binde 3-4 gibi rakamlarda. Yani Uşak'tan 50 tane araç günde duruyor durmuyor. Alışverişini yapıyor veya ihtiyacını gideriyor, devam ediyor. Bu 80 bin aracın %2-3'lere çekebilirsek durma oranını, Uşak esnafının kenar mahallede üreten, Uşak'ın kendine ürün üreten ürünlerini o kadar büyük bir pazar payına kavuşturacağız ki, bu girdiğine Afyon çok iyi yararlanıyor, Salili yararlanıyor, Kula bile bizden daha fazla yararlanıyor arkadaşlar. İşte onları orada tutacak, Ankara istikamet üzerinde gerek İzmir istikamet üzerinde cazip alanlar oluşturacağız ki burada durup mola vermek, Uşak'ın kendine özgü yemek ve ürünlerini yemek, Uşak'ın ürettiği bu şehre ait ürünleri de satın alıp yoluna devam edecek cazibe merkezleri oluşturacağız. Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Sorunu tanzim satışlarla çözebilir miyiz? Esas sorunun üretmeden, üretememekten olduğunu artık idrak edebilmeliyiz. Uber'in kilosu 15-16 liraydı. Şu ara kaç para bilmiyorum. Peki ev alışverişi yapamıyor mu bu ara? Yani 4 tane biber çekildiğini gördüm ben pazar yerine. 4 tane. Vatandaş adetle alıyor. Ve binlerce insana da istihdam kapısı açacağımızı unutmayın. Bugün Vanaz'da yurt dışından seracılıkla uğraşan bir firma ile ilgili bilgi aktardılar. Bir dönemi alanda 5 kişinin istihdam edildiğini, çalıştığını söyledi arkadaşlar. Yine bu sektörün beraberinde devam edecek olan, yani bu tarım sera organizeyinin devamında gelecek olan sektörler var. Nedir bunlar? Soğuk hava depolama sistemleri. Buradan kaldırdığınız ürünlerin işleneceği fabrikasyon imalatlar, paketleme, nakliye vesaire. Beraberinde de birçok doğaçlama sektör bu şehre kazandırılacak. Ben kısa kısa projelerimi anlattım. Gerekirse diğerlerinde devam ederim. Şimdi soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa sizden. Arkadaşlar bu şehrin bir tane kapalı spor salonu yapıldı diye mevcuttaki kapalı spor salonunu yıkan bir zihniyet bu şehirde spora sahip çıkamaz. Sporla ilgili de iddiası olamaz. Bırakın o da yerinde kalsın. Hatta bu şehre 4-5 tane kapalı spor salonu lazım. Okullarımızda kapalı alan yok. Spor yapılacak alan yok. Gençlerimizin kışın özellikle spor yapabileceği alan yok. Bırakın 1000 metre küçük kalsın kent parkı. Doğru proje kent parkı. Mesela onu tamamlayacağım. O ayrı bir konu. 1000 metre küçük oluversin kent parkı. O stat da kalma korununa taşınacak. Ben seçilmezsem bunu bilin. Orada projesi var. Ama o stadı oraya taşıtmayacak. Aynı olduğu yere yenilenmesi, altlarının iş yeri yapılıp kulübe değerlendirilerek
artık kulübün kimsenin eline muhtaç olmayacak şekilde sonuna kadar kendi kaynaklarıyla ayakta kalacak, sırtını bir daha yere getirmeyecek projedir. Artık kulüp onun bunun oyuncağı olmasın, siyasetin malzemesi olmasın. Bugün Uşakspor UTAŞ'ın bünyesinde. Siyasetle spor bir arada yürümez arkadaşlar, bunu bilin. Bugün ben de kazansam, bakın, yine içeceğim. Yani siyaset, benim dönemimde de olsa UTAŞ'ta, yine siyasetin içinde. Onun için UTAŞ'tan alıp, bu şehirdeki iş adamlarına, sporu seven spor yöneticilerine devredeceğim. Belediye olarak nerede eksiğimiz var, orayı biz tamamlayacağız. Çünkü şöyle oluyor. Sizin yöneticiniz cebinden para harcamıyor. Nasılsa belediyeden geliyor ya para. Ya maç galibiyetinden bile prim alan yönetici olur mu? 10 liralık oyuncuyu 50 liraya da transfer edersin. Neden? Cebinizden para çıkmıyorsa harcamak kolaydır. Ama kulübün başındaki idarecinin cebinden para çıkıyorsa 10 liralık oyuncu 9'a nasıl getirir mi hesabı içinde olur. Bu bugün siyasal, yarın ben gelirsem de siyasal olacak. Yani bugün kötü diyelim. Doğrusunun bu olduğu için söylüyorum. Onun için kulübü de şehrin iş adamlarına, spor yöneticilerine, seven insanlara devredeceğim. Ben eksik kalan bölümleri takviye edeceğim. Şimdi sorularınızı alabilirim. Buyurun. En sonunda bunu bağlayabilirdik. İnşallah 5 sene sana Allah müsaade eder. Bu insanlar seni başkan yapar. Oylarımız senin. Burada güven var. İtimat var, güvence var. Sen sadece şunu söyle, birileri gibi bizi kandırmayın. Asarım, keserim, vururum, yıkarım, çarparım diye oylarımızı aldılar. Bilem kopsun verdiğime pişmanlar oldu. Hepimiz aynı. Şimdi... Yani şunu söyleyelim, delikanlı, dinamikçe, aktifçe, otoriterce 5 sene Allah size müsaade versin. Allah başkanlığınızı yapın hocam. Ben de aynı. Tabii o ayrı bir konu. Bunların örneğin Uşak Belediyesi'nin ben borç yükü altında olduğunu biliyorum. Şu anda temizlikte çalışan, UTAŞ'ta çalışan insanların parasının dahi ödenemediğinin farkındayım. Kamyonlarından mazotum olmadığının farkındayım. Aynen öyle. Ya neyse. Biliyorum, farkındayım bunun. Bugün Uşak Belediyesi bankalardan borç alamıyor arkadaşlar. Özel bankalardan borç alamıyor. Neden? Mali disiplini o kadar çökmüş ki bir kamu kuruluşu nasıl borç alamaz bankada? Çünkü şeyi kalmamış. Mali tablo tamamen çökmüş. Bunun da farkındayım bir saniye. Yekün tutan diyorlar ki nasıl turizmi kazandıracağız? Arkadaşlar ben suyu getireceğim oraya. Oteli ben yapmayacağım. Özel sektöre teşvik edeceğim. O suyu maliyetine otel yapacak insanın oraya götüreceğim. Nedir bunun yatırım maliyeti? Örneğin 2 milyon, 3 milyon. 250 milyon bütçeli bir Uşak Belediyesi'nden bu parayı harcamaktan kaçmayacağım. Çünkü onun yüzlerce katını şehir kazanacak. O suyu da bedava da vermeyeceğim neticede. Ondan sonra seracılık. Seracılığı ben yapmayacağım ki. Sizler yapacaksınız. Yatırımcı yapacak. Serayı onlar kuracak. Ben onların önündeki engelleri aşacağım. Suyu götüreceğim. 3-4 milyonluk o yatırım maliyetinden korkmuyorum. Neden? Onun yüzlerce katı bu şehire geri dönecek. Belediyeye geri dönecek, Uşak'a geri dönecek. Bu tür yatırımlardan, borçlanmaktan hiç korkmuyorum. Örneğin otogar dedim. Belki 2-3 yıl sonra başlayacağım. Yani yarın başlayamayacağım. Bu mali tabloyu önce döndürülebilir hale getireceğiz. Ciddi bütçe disiplini uygulayacağım. Bunu net söylüyorum. Savurmayacağız. Reklamlara çıkmayacağız. Gazetelere milyon milyon aktarmayacağım. Basına aktarmayacağım. Parktan diyor, parktan. Ol kenarında, burada bir şehir içinde. Ne yapalım, kaldıralım mı? Bunu daha önce mahkemesi sundunuz İzmir'e. Valla benim hiç öyle bir mahkemem olmadı şimdi. Uçakta sunuldu bu. Yolun gündeki arabaya olan başa nereye koyacak vatandaş? Zaten param olsa ben otobar koyacağım. Ben aylıkçı bir... Şimdi, ismi ne? Durmuş. Durmuş Bey, şöyle izah edeyim sana. Senin sorun şöyle mi? Burayı parasız hale getirelim.
Bunu mu söylemek istiyorsun? Şimdi. Ya sen kendi sorunu dillendir, ben sana cevap vereceğim. Tamam, bak, parasız olmasını mı istiyorsun demek istedim. Bunu kadar parasız olsun. Tamam. Bak şimdi güzel kardeşim. Sana şunu söyleyeyim. Sen dedin ki buradan ben iniyorum, çarşı işim var, arabamı park edeceğim. Burası da ücretsiz olsun diyorsun. Doğru mu? Doğru söylüyorum. Şimdi sana şu kadarını söyleyeyim. Ücretsiz hale getirdin mi sen oraya indiğinde boş yer bulamayacaksın. Çünkü adam sabah 7'de dükkanın önüne arabayı koyacak. Herkesin önü tek sıra olacak. Sen buradan ondan sonra diğer otoparklara gideceksin. Bunu biliyorum. Net biliyorum. Tahminim bu. Doğru mu? Adam sabah 7'de arabayı koyuyor. Akşam 8'de çıkıp geliyor. Bak şimdi. Neden? Sen işte şimdi bulabiliyorsun onu. Ücret olarak. Ama burayı bir amaç için düzenlemek lazım. Nedir bu amaç? Bu yol kenarlarının esas hedefi ne? Kısa süreliğine bir işiniz var. Arabanızı park edeceksiniz. İşinizi görüp binip geri döneceksiniz. Doğru mu? Bu amaca yönelik düzenleme yapalım. Örneğin 5 dakika mı ücretsiz bölüm? Bu dakikayı 15 dakikaya çıkaralım. Yarım saate çıkaralım. Bakın. Ondan sonraki süreci de 3 liraysa yani 10 lira yapalım ki amacın dışına sakmasın. Anladın mı? Bununla ilgili bir düzenleme yapacağım ama bunu örnekleme verdim şimdi. Yani illa bu olacak diye söylemiyorum. Bunu oturup trafik uzmanı arkadaşlarla oturacağız. Bilimsel veriler eşliğinde bunları tespit edeceğiz. Amacının dışında kullanılmaması amacıyla. O amaca yönelik bir düzenleme yapacağız. İşte ara ara yerlere, belediyeye ait otoparklar olsa da yani bu fiyat. O sayımlar neticesinde yoğunluğa göre tespit edilecek bölgelere yer altı, yer üstü otoparklar. Trafik gelse buraya ceza keser mi? Hepimizin gibi.